Evet arkadaşlar şimdi PLA ile başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tamamen PLA baskı. Bugün burada PLA'nın amcasını, halasını, yengesini, teyzesini bütün her şeyini göreceğiz, öğreneceğiz. İlk olarak PLA nedir? PLA arkadaşlar tamamen doğal bir üründür. Bunun nedeni de şudur. Mısır nişastası ve şeker pancarı gibi yenilebilir ham maddelerden yani yenilebilir ürünlerden oluşturulmuş polilaktik asit olarak tabir ettiğimiz kısa adıyla da PLA ürünü ortaya çıkmıştır. Yani bunun petrol ve petrol türevleriyle hiçbir alakası yoktur. Tamamen yenilebilir ürünlerden oluşturulduğu için tamamen doğaya ve insan sağlığına da zararlı değildir. Şimdi PLA'nın diğer filamentlere göre farklı özellikleri var. Bu özellikleri şöyle sıralayayım. Artıları ve eksileri diye devam edeceğiz. İlk olarak artılarıyla başlayalım. Daha sonra da artıları saydıktan sonra acaba bunun negatif veya eksi yanları var mı? Onlara bakalım. İlk baş artı yanlarıyla başlayalım. Baskı doğruluğu nedir arkadaşlar? Tolerans testiyle bunları anlayabilirsiniz. Yani bir ile bir ABS ile bastığınız tolerans testiyle bir PLA ile bastığınız tolerans testi çok farklıdır. Bunun nedeni de işte PLA'nın doğruluk payı. Yani PLA'ya eğer 20 milim verdik atıyorum. Baskıda en fazla bu 19.8 veya 19.9 veya 19. 19. <laughs> küsuratlı böyle e, çok az ölçülerde şaşma yapar. Bu da çok fazla çekme, çok fazla sıcaktan dolayı gerdirme veya ne bileyim işte büzülme yapmaz. Bundan dolayı doğruluk payı PLA'nın diğer filamentlere göre çok çok daha başarılıdır. PLA'nın diğer artı yanlarından birisi de en çeşitli renkleri bulunmasıdır. Satıcılara bir internet sitelerine girin. Farklı farklı renkler var. Yani bu pigmentlere göre farklı pigmentleri karıştırıyorlar. Farklı pigmentlerle beraber farklı renkler de oluşturabiliyorlar. İki rengi karıştırarak da yapabiliyorlar. Farklı renkleri de karıştırarak yapabiliyorlar. Bunu da daha sonra anlatacağım çeşitlerinde. Ama ilk olarak neyi göreceğiz? PLA'nın artılarından birisi de çok fazla renk çeşidi bulunması. Kolay basılabilir. Evet arkadaşlar PLA diğer filamentlere göre en kolay basımı yapılan filamenttir. Birincisi tabla sıcaklığı istemez. Yani illa tablanın belli bir sıcaklıkta olması gerekmez. İyi düzgün bir tabla kalibrasyonuyla ki eğer tabla kalibrasyonunuz kötüyse şuradaki videodan izleyebilirsiniz. Tabla kalibrasyonunu yapabilirsiniz. Tabla kalibrasyonu güzel yaptığımız sürece rahatlıkla tablaya yapışır. İlla sıcaklık istemiyor tabla sıcaklığı. Artı bunun yönünde Basımı kolaydır. Diğer filamentlere göre basımı çok çok daha rahattır. Hızlı basımlarda problem yaşatmaz. Çatlama yapmaz. Birbirine çok iyi yapıştığından dolayı çatlama yapmaz. Tabi bunlar hepsi arkadaşlar demin de söylediğim gibi filamentini tanımalısın. Filamentini tanıdıktan sonra bunlar düzgün baskı alırsınız. Ve filamentini tanıdıktan sonra da yine PLA'da dediğim gibi baskı almak çok çok daha kolaydır. Evet arkadaşlar düşük sıcaklıkta PLA'yı basabiliyoruz. Bir ABS'yi, bir ASA'yı, ne bileyim bir naylon gibi 300-310 derecelere, 320 derecelere, 250 derecelere gerek yok. PLA'nın 190 ila 210-220 dereceler arasında rahatlıkla düşük sıcaklıklarda basıla bilinir. Demin de söylediğimiz gibi arkadaşlar çatlama yapmaz. Eğer düzgün sıcaklıkta baskı alırsanız PLA kendi aralarında çatlama yapmaz. Çok iyi yapışır. Ve bunun yapışması ile beraber de aradaki layer'lar yani katman izleri çok çok daha az olur. Diğer filamentlere nazaran. En büyük özelliklerinden birisi de bu organik arkadaşlar. Tamamen organik. Tabii ki şöyle söylemek istiyorum. Biz PLA'nın ham maddesini söylüyorum. PLA'nın ham maddesi gerçekten organik. Ama filamentler o kadar organik olmayabilir. Neden? Buna farklı farklı boyalar katılıyor. Boyalar da organik mi değil mi? Bunu tabii ki kestiremiyoruz. Bunu anca üretici firmadan öğrenebiliriz. Organik olup olmadığını. Artılarından birisi de ucuz olması arkadaşlar. PETG'ye veya ABS'ye göre çok daha ucuz üründür bu. PLA'nın gıdaya teması uygundur arkadaşlar. Ama tabii ki bunun farklı değişkenlikleri var. Eğer bunu da görmek istiyorsanız şuradaki videodan rahatlıkla daha içeriğini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, pozitif yanlarını anlattık. Şimdi bir de bunun bu kadar pozitif anlattıktan sonra negatif yanı var. Şimdi negatif yanlarına bakalım. İlk olarak negatif yanlarından en önemlisi arkadaşlar UV yani güneş ışığı güneş ışınından kesinlikle UV ışınından etkileniyor. Bunun başlıca düşmanı arkadaşlar UV ışını yani güneş ışını. Mesela bu üründen bir baskı aldınız. Güneşin altına koydunuz. Kesinlikle tavsiye etmem. Bu PLA dış mekanlarda kullanılacak malzemelerde kullanılmamalı. Daha çok ev gereçleri, işte biblolar çok fazla güneşe maruz kalmayacak, çok fazla hava şartlarına maruz kalmayacak yerlerde kullanılabilir. Hava şartları demin de söylemiştik arkadaşlar. Güneş tamam. Güneş yok diyelim ki Türkiye'de değiliz. Gölge, hep bulutlar var, hep yağmur yağıyor, çok fazla güneş yok. Çok fazla UV ışını yok diyoruz. E onu kullanalım. Hayır arkadaşlar maalesef yağmur ve su da bunu bozuyor arkadaşlar. PLA baskıyı bozuyor. Yani bizim en büyük özelliğimiz şu. Bunu basarken kesinlikle dışarıda bulunacak bir maddeyi basmayacağız düşük ısılarda şekil değiştirebilir. Evet arkadaşlar bu PLA ürünü daha önce de söylediğimiz gibi düşük ısılarda basıldığı için düşük ısılarda da şekil değiştirebiliyor. 50 dereceden sonra artık PLA şekil değiştirmeye başlıyor. Yani yaptığınız bir ürün 50 derecenin üstündeki hava sıcaklığında veya sıcak ortamlarda şekil değiştirebiliyor. Bunu çoğunuz şahit olmuşsunuzdur. Genelde mesela herkes arabalarına işte 3 boyutlu yazıcıyla bir şeyler basarlar. Tabi PLA ile bastığı için yazın arabanın içinde o sıcaklıkta 60-70 derece oluyor arabanın sıcaklığı. Bir geliyor <laughs> bir tane şöyle bir ürün basmışsınız. Geldikten sonra bu tamamen erimiş, şekil değiştirmiş, farklı farklı şekillere girmiş. Bundan dolayı düşük ısılarda da PLA kullanamıyoruz. Kimyasallara tepkimesi zordur. Evet arkadaşlar, ABS filamentler bildiğiniz gibi petrol türevi olduğu için bazı kimyasallara tepkime gösterebiliyor. Yani yüzey erime yapabiliyor. Bu da yüzey eremede ne yapıyor? Baskı izlerini ortadan kaldırıp daha pürüzsüz, daha düzgün bir hale getiriyor. Eğer isterseniz de onu şuradaki videoda ABS'i ne şekilde pürüzsüz hale getiririz, o videoyu da izleyebilirsiniz. Peki PLA bu şekilde oluyor mu? Hayır arkadaşlar, PLA olmuyor. Şöyle e, bazı tartışmalar var. İşte PLA asetonda erir, PLA izopropil alkolde erir. Hayır arkadaşlar, PLA ham madde olarak erimiyor. Eğer PLA'nın yani filamenti yaparken içine farklı maddeler koyarsanız, yani petrol türevleri konulursa, evet. O zaman ne yapıyor? PLA bazı kimyasallarla Etkimeye girebiliyor ama PLA ham olarak etkimeye girmez arkadaşlar asetonla şöyle olabilir yani bir ABS gibi parıl parıl yapmaz ama yüzeyi düzeltmez ama biraz parlatır biraz parlatır e PLA için eritebilmemiz için çok çok daha farklı kimyasallar, daha agresif, daha sert, daha tehlikeli kimyasallar kullanılması lazım. Bunları da çok önermiyorum. Bunun en güzel yönü nedir arkadaşlar? Zımparalanabilir. Zımparalayabilirsiniz. Üzerine güzel bir kapatıcı boyayla izlerinizi kapatabilirsiniz. PLA'nın diğer negatif yanlarından birisi de çok kırılgandır arkadaşlar. Yani bir esnekliği çok fazla yoktur. Çok çabuk kırılır. Diğer ABS'ye, PC'ye göre çok çok daha mukavemeti de düşüktür ve kırılgandır arkadaşlar PLA. Evet demin demiştik çok fazla rengi var çok fazla çeşitliliği var. Şimdi bu çeşitliliği anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Aslında bunu ikiye bölebiliriz. Nasıl ikiye bölebiliriz? Bir kompozit PLA'lar var. Bir de sadece pigmentle değiştirilmiş PLA'lar var. İlk olarak pigmentle değiştirilmiş PLA'larla başlayalım. Evet arkadaşlar mermer PLA, e, duyduğunuz gibi içerisine toz mermer katılmıyor böyle bir şey değil. İçerisine farklı pigmentlerle yani Beyazla siyah, siyahla beyazın farklı renklerin böyle tam zıttı olan renklerin biraz da böyle mermere benzeyebilmesi için renklendirilmiş pigmentlerle oluşturuluyor bu. Bundan dolayı PLA'nın normal özelliğini taşıyor. Rainbow farklı renkleri birbirlerine geçişle yapılmış bir olay. Bunu da yine üretim aşamasında farklı pigmentleri belli bir dozajlama makinesiyle ile beraber yani ilk baş kırmızı veriyor, ondan sonra biraz sarı veriyor, biraz yeşil veriyor, biraz mavi veriyor. Farklı farklı tek bir makarada farklı renkleri geçişleriyle beraber üretici bunu makinada yani pigmentleri karıştırarak yapıyor. Evet arkadaşlar fosforlu renkler kullanılarak yapılıyor. Mesela şöyle görmüş olduğunuz gibi fosforlu bir renk. Bu tamamen hatta bunun baskısını şurada gördük. Şöyle şurada görüyoruz arkadaşlar. Fosforlu bir renk bu. Bu fosforlu renk sadece pigment değişimiyle yani yine PLA'nın tamamen özellikleri ile alakalı. Bunu mutlaka denemek lazım sıcaklığı. Hangi sıcaklıkta basılıyor, ne şekilde basılıyor. Bu anlattığım hepsi için ben daha önceden de söylemiştim. O videoyu izleyin. O video size kesinlikle ve kesinlikle PLA'nızı tanımınıza yardımcı olacaktır. Gece Parlayan. Gündüz görmüş olduğunuz gibi sadece opak da değildir aslında bu. Biraz böyle şeffafa yakın, biraz parlağa yakın bir renktir. Gündüz göründüğünde bu şekilde görünür. Bu deni filament. Bu da FK filament de bastım arkadaşlar. Bu FK filament nedir? Bu fosforludur arkadaşlar. Nasıl fosforlu? Şu an bir fosfor görünmüyor. Üzerine ışık, devamlı ışık topluyor. Işık topluyor. Gece ışık söndüğü zaman bu başlıyor parlamaya. Bunun yeşili var, turuncusu var, kırmızısı var veya sarısı vardı herhalde. Tam renklerini hatırlamıyorum. Bu yeşil ve turuncu benim elimde var. Bunlar dediğim gibi ışıkta emiyor tüm ışığı. Ondan sonra ışıklar kesildiği zaman artık üzerindeki ışığı da yansıtmaya başlıyor. Fosforlu bu nerelerde kullanılır arkadaşlar? Mesela benim evimde var. Tuvaletin orada. Gece kalktığım zaman tuvaletin açma kapama düğmesinin çevresine yaptım ben bunu. Rahatlıkla görüyorum. Hemen açıyorum, giriyorum. İşimi görüyorum. Evet, devam ediyoruz. Simli PLA'lar var arkadaşlar. Yine burada şu zannedersem PLA Star. Evet. Bunu da Porima'dan aldım arkadaşlar. Porima'nın içerisinde ince ince simler koymuş. Yani yine bu pigmentle olan bir şey. İnce sim pigmentleri koymuş ve ufak ufak böyle simli oluyor. Nerede kullanılabilir? Hani bayanların veya ne bileyim işte farklı böyle süs eşyalarında simli rahatlıkla kullanılabilir. Metalik. Evet arkadaşlar metalikler var. Şu an burada metalik yok. Metalik olarak da uzarasta çok farklı böyle Shadow adı altında farklı metalik renkler. Yani metal değil tabi ama bu böyle metale yakın renkler var. Ama metalik olarak da bir de silt metalikler var. Siltlere de gösterelim arkadaşlar. Gold metalik. Bu sadece pigmentle oluşturulan bir şey. Sadece pigmentle değil tabi ki. Bunun üretimi de diğerlerinin üretimine göre daha zor. Bunun tekniği çok çok daha farklı biraz daha zor hem pigment hem de mekanik olarak bazı değişiklikler yapılması lazım makinede silki basabilmek için yani bunun niye silki demişler ipeksi bir görünüşü var yani ne parlıyor ne mat farklı bir görünümü var bu da kralitinin arkadaşlar kralitinin silki ve altın gold adı altında geçiyor evet bir de kokulu filamentler var tabi Türkiye'de şu an yok ama yurt dışında satılan kokulu filamentler mevcut bunlarda da işte kahve kokusu, vanilya kokusu, çikolata kokusu gibi bazı koku esansları koymuşlar. Hem basarken hem de bastıktan sonra filament malzeme olarak bir koku geliyor. Kompozit PLA'lara geçiyoruz. Kompozit PLA'larda PLA'nın içerisine farklı katkı maddeleri katarak PLA'yı kompozit bir malzemeye çeviriyor. İlk olarak neyle başlayalım? Wood. Yani ağaç. Evet. Şurada da görmüş olduğunuz gibi makinenin üzerinde zaten bununla bunu bastım. Polima'nın yine bu ahşap filamenti üreticinin yapımına göre değişiyor. Ama neredeyse %60'a kadar ahşap tozu kullanan var. Nedir bu? PLA ile ahşap tozu karıştırıyorlar arkadaşlar. Baskı alınırken bir ahşap kokusu da geliyor. Yani o sıcaklıkla beraber ahşap kokusu geliyor. İşin ilginç tarafı da baskı bittikten sonra yüzey aynı bir Ahşap dokusu yaratıyor. Bunun bu şekilde ahşabı var, manu var, ceviz ağacı. Yani farklı farklı ağaçları tamamen incelterek yani o talaş dediğimizi çok çok daha inceltiyorlar arkadaşlar. Mikron se seviyesine getiriyorlar yani çok inceltiyorlar. Ve PLA filamentin içerisine katkıda kullanıyorlar. Bu şekilde de bu özelliği sahip oluyor. Esnek PLA. Evet arkadaşlar bu da yeni yeni son zamanlarda çıkıyor. TPU ile PLA'yı karıştırarak yapıyorlar arkadaşlar. Gerçekten esnek bir parça. Darbeye mukavemeti çok çok daha fazla. Çünkü PLA'nın baskı özelliği doğrusal yapıyı alıyor. TPU'nun da esneklik özelliğini alıyor. Gerçekten güzel bir ürün çıkıyor. Bu savanın bir filamenti. Yine arkadaşlar içerisine farklı hammaddeler kullanılarak, farklı malzemeler kullanılarak PLA'yı biraz daha güçlü hale getiriliyor. Mesela Polima'nın PLA top, birkaç firmanın daha var bu. İçine farklı malzemeler koymuşlar. Gerçekten yapısal olarak PLA'dan çok çok daha sağlam. Sıcaklık açısından yani PLA'nın bazı özelliklerini ekarde ediyor. Nasıl ekarde ediyor? İşte PLA 55-60 derecelerde erimeye başlıyorsa yani yapıyı bozuyorsa bu biraz daha direnç sağlıyor bu sıcaklıklara. 60 70 belki 80'lere çıkabiliyor. Bunun haricinde baskısı aynı PLA gibi çok çok daha basit, ısıları biraz daha yüksek ama gerçekten yapısal olarak çok daha sağlam PLA'ya göre. Karbon fiber. Evet arkadaşlar, karbon fiber aslında sadece PLA'dan olmuyor. PLA oluyor, ABS oluyor, ASA olabiliyor, PEEK'i olabiliyor. Bunun olayı şu arkadaşlar, yine demin de söylediğimiz gibi PLA'nın çekerken ham maddenin içerisine Karbon fiber ekliyorlar. Çekim esnasında karbon ve PLA birbirine sağlamca bağlanarak filament haline geliyor. Bunun özelliği işte PLA ile yapılırsa PLA'yı çok daha fazla güçlü hale getiriyor. Tabi basımı biraz daha normal PLA'lara göre biraz daha güç biraz daha zor oluyor. Ama esneklik demeyelim de sağlamlık ve güç açısından çok çok daha PLA'dan güçlü ve sağlam oluyor. Metal filamentler var arkadaşlar, metal PLA'lar. Yine demin de dediğimiz gibi karbon fiber koydukları gibi bunların da içine farklı metaller koyuyorlar. Bakın, metalik PLA değil bu. Metal PLA. Yani içerisine gerçekten metal tozları koyuyorlar. Neleri var? Pirinci var, bronzu var, alüminyumu var, bakırı var. Farklı farklı metalleri, toz halindeki metalleri yine filamentle birbirlerine karıştırarak güçlü bir filament elde ediliyor. Tabi bunların baskıları biraz zor. Bu anlattığımız kompozit malzemeyle yapılan PLA'lar baskıları biraz daha zordur. Tabi bunların baskılarını yaparken mutlaka ve mutlaka çelik nazıl kullanılmalı arkadaşlar. Normal nazıl yani bizim kullandığımız sarı o pirinç nazıllar çok çabuk ağızları bozulabilir. Bu filamentler çabuk yer. Çünkü sonuçta bu filamentler içerisinde farklı maddeler var. Farklı an maddeler var. Nazılı çok çabuk yer. Bundan dolayı da bunları basmak için kesinlikle çelik nazıl tarzında daha sağlam nazıllar kullanılmalı. Ve son olarak da iletken PLA. Evet arkadaşlar iletken PLA var. Tabi bunun fiyatı çok pahalı. Yani 7-8 bin liralar gibi kilosu. Nedir bu arkadaşlar? PLA içerisinde belli bir dirençle iletken olabiliyor. Yani elektriği iletebiliyor. İnşallah daha sonra ileride bunun da videosunu yapacağım. İletken bir PLA. Evet iletken bir PLA. Bunun videosunu yakında da yapmayı planlıyorum. PLA'nın veya herhangi bir filamenti nasıl tanıyacağınızı zaten videosunu bir önceki videoda anlat Oradan rahatlıkla izleyebilirsiniz. Burada sadece PLA'nın teknik özellikleri, PLA'nın farklı özelliklerini ve PLA'nın ne olduğunu anlatmak istedim. Ve sonunda da arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. TPU ve PETCH'i bunlarda başı çekiyor ama diğer filamentlerde arkadaşlar kesinlikle saklarken güzel saklamalı. İlk olarak güzel saklamamızın anlamı şudur arkadaşlar. Güzel bunları poşetleyelim. Ben şöyle göstereyim size. Bunun aşağıda linkini de göstereyim size. Bakın poşet. Bu filament saklama poşeti arkadaşlar. Filamenti içine koyuyoruz. Bütün hepsinde çıkıyor. İçerisine 1 iki tane silika jel koyuyoruz. Fermuarını kapatıyoruz. Şöyle bir maddeyi alıyoruz. Bunun içerisinde bundan 5 tane var. İçerisinde bir de pompa bulunmakta. Pompayla beraber şurada gösteriyor bakın maviyle. Burayı delmiyoruz arkadaşlar. Sadece pompayı üstüne koyuyoruz. Evet, bu şekilde tamamen içindeki havayı aldık ve arkadaşlar şu mavi olan taraf aslında hava geçirmiyor ama siz yine buraya bir küçük bir bant koyarsanız çok çok daha yararlı olur arkadaşlar. Küçük de bir bant koyduk ve bunu tekrar kendi kutusunda çok fazla güneş görmeyecek bir alanda saklayabilirsiniz ve böylelikle filamentleriniz çok daha uzun süre kullanmaya açık olur arkadaşlar. Nem almadığı için daha sağlıklı, daha düzgün baskılar alırsınız. Evet arkadaşlar artık bitti. PLA'yı tanıdık. Çeşitlerini tanıdık, renklerini tanıdık, özelliklerini tanıdık, PLA'nın her şeyini tanıdık. Mutlaka atladığım bir yerler olabilir. Sizlerden özür diliyorum ama zannedersem yararlı bir video olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen aşağıda like butonuna basın arkadaşlar. Abone de olmadıysanız abone olun. Çünkü böyle gerçekten 3 boyutlu yazıcılarla ilgili sizlerin işine yarayabilecek farklı bilgiler sizlere sunuyoruz sunacağım. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Bir şeyler yapalım her bir şeyler